akşamüstü bir yemek yiyek dedik, yemeğimizi dedik, üstüne hemen bir künefe yiyektik. Karşımızda bir kişi dikiliyor. Yani hemen adını soyadını soralım. Evet, önce sizi tanıyalım. Hakan Erdem. Evet, dedi ki kafada künefe yazıyor. Biz yemeğimizi yedik, üstüne bir künefe yiyek dedik. Tam yerine geldiniz diyelim o zaman. Zaten yemekten sonra künefe yeniliyor, tercih ediliyor. Ama künefelerde şöyle bir özellik var, yani takdir edersiniz ki tatlılar biraz ağır olabiliyor. Bizde şöyle bir özellik var. Biz neden künefeyi yaptık, neden künefeyi yeri açtık? Bizim tatlımız, yani bizim yaptığımız künefe insanın midesine dokunmayan tarzda çıtır ve hafif bir künefe. Bunu yediğinizde zaten göreceksiniz. Tamamen kendi ürününüz. Tamamen kendi ürünümüz. Gaziantep'ten tüm ürünlerimiz patentli ve kaliteli olarak geliyor. Hiçbir yerden katkı maddesi olmadan fındık, fıstık, ceviz, badem, kadayıf, tereyağı, bunların hepsi insan sağlığına yararlı olarak hazırlanıyor. Ve hiçbir katkı maddesi olmayan ürünler tercih ediliyor. Gördüğüm kadar karşıda hemen hazırlık var. O bizim için mi yoksa müşteriler için? Tabii bugün cumartesi, hepiniz için. Zaten kendini hani yüzeyinden belli eder. Yani fındığın parlaması, fındığın üzerinde bir herhangi bir pürüzsüzlük olması ve fındığın tadından da baktığınızda nasıl olduğunu anlayacaksınız. Yine fıstık içi dediğimiz ürün künefenin üstüne, bunlar toz haline getiriliyor ve künefenin üzerine, tadına içine veriyor değil mi? Tabii. Şeklini değiştiriyor. Ve bunlar da katkı maddesi oranı %0'dır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine çıtır badem, Gaziantep'ten gelen bir üründür. Badem ben pek severim. Tabii bademi her zaman müşterilerimize ikram ediyoruz. Bunların hepsi ikram ediliyor önden. Peki, zaten servisimizi birazdan göstereceğim size. Yine Antep fıstığı birçok yerde satılan ama kalitelisini almaya işte her firmanın cesaret edemediği bir üründür. Çünkü takdir edersiniz ki altın gramı yani 150'ye yaklaştı. Antep fıstığı da ona yakın bir fiyatlarda olmaya başladı. Bunlar önceden ikram geliyor masaya. Önceden ikram geliyor, arkasından tatlının içinde kullanılıyor. Künefemizin içinde kullanılıyor. Her şey ikram mı? Genel her şey ikram. Sadece künefeden ödüyorsunuz. Bazım hemen giriyoruz içeri. Evet. Efendim gördüğünüz gibi künefenin esas yerine geldik. Nerede? Şimdi içeride. Biz kendimiz yapacağız künefeyi. Evet. Ustalarımız şimdi yaparken biz de... Evet ustam, kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyoruz? Şu an kadayıf yazıyoruz. Evet. Ana maddemiz kadayıftır. Kadayıf. Evet. İnce ince. Elinizle parçalıyorsunuz. Daha sonra ne yapıyoruz? Devam edin. Künefemizi yaparken alt tabanına atıyoruz bunları. Ondan sonra size nasıl açıklayayım bunu şimdi? Ben yapabilir miyim? Yapabilirsiniz tabii. Evet, hemen beraber yapıyoruz. Tamam. Şimdi hazır bir tane bir hazırlayalım. Künefe yapalım değil mi? Tamam, beraber künefe yapıyoruz. Sağ olun. Evet, işte gördüğünüz gibi efendim, künefeyi beraber hazırlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi künefeyi beraber hazırlıyoruz. Tadını da beraber tadacağız. Evet. Hemen. Evet. Yağlıyoruz. Yağımız hazır mı? Yağımız hazır. Evet, gördüğünüz gibi burada işte yağ hazır. Hemen başla ustam. Evet. Tabii bu büyük değil mi? Yani ben bazen küçük görüyorum böyle. Tabii. Bunun büyüğü de var. Tabii kişi özlerim tamam. Bu şu anda 3 kişilik. Ben işte gördüğüm 3 kişilik. Evet. Tabii bu aslında bana yetmez de 3 kişilik diyor yani, tamam. Evet. Devam ediyoruz. Zaten bütün malzemelerimiz Antep'ten özel geliyor. Kadayıfımız olsun, peynirimiz olsun, yağımız olsun. Böyle sevmiyorsunuz tabii olarak değil mi? Evet. Evet. Yani aşağı yukarı kaç kalınlığında oluyor? Yani üzerine böyle serpildiğinizde o katmer mi diyoruz, nasıl diyoruz, ne diyoruz buna? Şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten biraz sonra piştiğinde de göreceksiniz, kalıp gibi oluyor. Kalıbı geçmiyor. Bu bir de içinde bunun farklı şeyler oluyor. Neler oluyor? Yani içerisine tabii müşterilerimizin isteğine göre fıstık koyuyoruz, ceviz koyuyoruz, badem koyuyoruz. Evet. Çeşit çeşit künefe yapıyoruz yani müşterilerimizin isteğine göre. Tamam, şimdi neler yapıyoruz? Bu ne bu? Şu anda peynir. Peynir. Tamam, peynir yapalım. İşte efendim gördüğünüz gibi her hafta peynir de özel. Tabii tabii yani peynirimiz de özel. Nereden geliyor peynirimiz? Peynirimiz Hatay'dan geliyor efendim. Evet gördüğünüz gibi efendim. Tabii ben serpileceğim ama benim eldiven olmadığı için yapmıyorum onu. Evet. Burada ustam yapıyor. Ustamızı takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet ustam, bir yandan da anlatıyoruz. Şimdi ne oldu? Şu anda künefemizin üst tabakasını. Evet, üç yani kişilik. Ters çevirdiğimiz zaman alt tabakası oluyor. Evet, hemen alıyoruz başkanım, sen alıyoruz, gel buraya. Evet. Gel. Evet, gördüğünüz gibi hazırladık bir tane. Şimdi tane hazırladık. Şimdi tattığımızda daha iyi anlayacaksınız. Üç kişilik dedi. Dedim ki ben bu vakit daha yetmez mi? Üç kişilik, ben üç kişi bir kişi yiyorum. O zaman sizi düşünmeden yapmış. Yanınızdakiler yapmış onu. Size özel bir şey hazırlaması lazım. Hemen o zaman hazırlık devam ediyor. Hemen gösterelim. Evet, peynirler özel diyor. Peynirli özel, cevizli çeşidimiz var. Evet. Fıstık sade var. Gördüğünüz gibi efendim işte gördüm. Evet. Peynirimiz özel. Yani Hatay'dan gelen özel bir peynir, tuzsuz peynirdir. Hı hı. Gayet doğaldır ve hafif bir peynirdir. Evet. Yağ burada. Yağ sade yağ, yine o da
Gaziantep'ten gelen bir üründür. Niye Gaziantep? Gaziantep bu işin aslında ana vatanı diyebiliriz. Hatay, Mersin gibi gözükebilir ama bu Gaziantep'liler geliştirip sunmuşlar. Hmm. Ya normalde künefe Hatay'dan çıkmadır. Fakat Gaziantep bunu geliştirmiş ve dünya markasında baklavadan sonra sunduğu bir şey haline getirmiş. Evet. Ürün haline getirmiş. Kendine has özel. Evet, çünkü baktığınızda da en çok künefeci Gaziantep'lidir. Hmm. Gaziantep'ten yayılmıştır. Biz de Ankara'da Gaziantep, yani hasır künefe dediğimiz lezzeti Ankara'da olmasını düşündük. Ve daha iyi yaptığımıza inandığımız için de evet, burada böyle bir yer kuralım dedik. İnşallah Ankara'da en güzel künefeyi biz yapacağımıza inanıyoruz. Evet, künefe nerede yenir? Gaziantep hasır künefede Balgat'ta diyelim. Evet. Hemen devam edin. Acaba hemen ne olmuş? Devam. Evet, bizi takip ediyor. Kamera gel bu tarafa doğru. Evet. Şu anda kısık ateşte pişiyor. Hemen kamera o tarafa yanaşıyor. Evet. Özellikle haşlanmaması için kısık ateşte pişmesi çok önemli. Yavaş yavaş, ağır ağır, yakmadan kendini çekmesi sağlanıyor. Evet. Peki şimdi kendinize ait özel bir şey, bizim de bir özelimiz var. Biz çok farklıyız. Künefe'nin farkınızla şu şekilde bildiğimiz bir şey var mı? Nedir? Evet, onu ustam söylesin. Ustama bırakayım. Tamam, ustam ne var? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim özelliğimiz ne? Ben ne kadar da anlatsam şimdi boş olur. Hani gelip denemelerini tavsiye ederim. Lezzet olarak çok farklıyız. Hmm. Lezzet olarak, kullandığımız malzeme olarak, hani her türlü her şeyde çok farklıyız. Hmm. Farkımız bu yani. Lezzet olarak çok farklıyız. Şimdi ne yapıyoruz? Pişiriyoruz. Tabii şu anda hazır. Pişiyor. Evet. Bohçadan bahsediyoruz. Evet. Özel Antep sarma bohçamız var mesela. Çok güzel. Bohça dediğimiz? Bohça. Tabii tabii, kaymak ve fıstıktan oluşan tamamen. Tamamen. Antep'e özel ama Antep'i biz buraya getirdik. Ya ben ona fırında ayrı özel bir fırın yani bu. Tabii tabii, bu fırın çok özel yani Ankara'da. Ben başka yerde görmedim öyle bir fırın. Zaten Ankara'da çok nadirdir. Ankara'da 1-2 tane yani fırın. Bayağı anında. Tabii 10 tane. 10 tane bir hazırlayalım. Aynı anda, aynı anda 10 tane. Müşterimiz hazır. Tabii tabii. Bekleme yok. Tabii tabii, müşterimiz hiç bekletmiyoruz. Bekleme yok. Tabii tabii. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şu anda yağısını mı vereceksiniz? Pişiyor. Ters çevireceğim. Tamam, devam edelim. Bu yağımız özel mi? Yağımız özel, evet. Antep'ten geliyor yağımız. Saf yağ. Tereyağının bir kalite üstünü diyebilirim. Evet. Ağır olmuyor mu peki? Tereyağı bazen ağır oluyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben diğer yağlardan da kullandım ama müşterilerimiz genellikle saf yağı öneriyor. Ağır olunca yiyemiyoruz, bazen ondan mı kaynaklanıyor? Yani. Ha, evet. Yağdan kaynaklanıyor. Bir kat daha üstü. Tabii tabii, bir kat daha üstü. Yani bir kalite daha üstünü kullanıyoruz. Evet. Devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi künefemizin altı hemen hemen kızarmış. Bir tahlak duracağız herhalde, değil mi? Öyle evet, biraz sonra çok az kaldı. Biraz sonra. Tahlayı havadan atıyor, tahlayı yiyorsa kenardan, yandan da. Yandan. Yandan. Evet. Ya işte bu önemli. Tahlak derken düşünmeyelim değil mi? Yok. Biz de düşünmüyoruz. Evet. İşte gördünüz efendim, tahla önemli burada. Yandan atıyoruz. Künefenin özellikleri bunlar. Evet. Yani künefede her yerde yenen bir şey değil. Çok ustalarımız hazır yapıyor mesela, hazır. Bizde öyle bir şey yok. Müşteri masaya oturuyor. Müşterinin isteğine göre biz pişiriyoruz. 10 dakika, 15 dakika içerisinde masasına sunuyoruz. Müşterilerimizden tavsiyeler neler oluyor? Mesela ya çok memnun kaldım, çok huzur oldu diyenler ne gibi şeyler arıyorsunuz burada? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten hiç ben müşteriden şikayet duymadım o zamana kadar. Hani yağdan olsun. Peki, teşekkür eden çok mu? Tabii tabii, teşekkür eden çok. Onu soralım. Hatta özellikle grup falan geliyor devamlı. Beğenenler arkadaşların topluya getiriyor devamlı. Evet. Şimdi ters çevireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi hemen tahlamızı attırıyoruz. Evet. Tabii burada bir pense lazım, yoksa elinizi tamam yakar. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Künefe bu. Evet. Künefe bu. Tahlamızı attırdık. Künefemiz geldi. Künefemiz hazır. Bu işte bir pense lazım. Elle uç olmaz. Evet. Mecbur eli yakmaması için penseye çevirmesi evet gerekiyor. O da onun bir esprisi kendince ayrıca. Evet. Nerede keklik mi kızardı? Keklik gibi kızardı mı derlerdi? Kızardı derler ve şerbeti koyduğunuzda zaten o yer hemen kendini bırakacak ve içine çekecek. Evet. Şerbet hiç sizi rahatsız etmeyecek. Şu ustama, ustama sordum. Ne gibi müşterilerinize öneriler alıyorsunuz? Çok güzel olmuş, teşekkürler şimdi falan. Şimdi biz burayı yeni olmuş. Evet, bir hafta oldu. Açılalı, daha açılışımızı yapmadık. Şu anda sadece bir tanıtım, demo amaçlı bir şeyler yapıyoruz. Müşterilerimiz de bundan çok memnunlar. Özellikle masa masa gezip görüştüğümüz, hepsiyle tek tek konuşuyoruz bunu. Zaten size birazdan kendini sorarsınız masalara. Onların vereceği cevabı benim için daha önemlidir. Evet. Hep şunu duyuyoruz. Yani gerçekten Ankara'nın böyle bir künefeye ihtiyacı vardı. Böyle bir lezzete ihtiyacı vardı. Yani ben çok memnun kaldım. Hatta ilk
kez künefeyi yiyen ya da sevmeyen kişiler ilk kez yediğini söyleyip çok beğendiğini ve bundan sonra künefe müşteriniz olacağımızı söylediğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii yani künefeyi sevmeyen birine künefe yedirebiliyorsak bu zaten bizim bir şeyleri başardığımızın göstergesi. Bazen ağır oluyor dediğin tabii. gibi ama o da yağdan kaynaklanıyormuş. Biraz da ustam dedi ki yağdan, biz şerbetten, tabii yağdan evet. şerbetten fazla konulmasından bunların hepsinin bir oranı var. Yani bunu kaçırdığınız zaman künefenin lezzetini kaçırırsınız. Biz bu lezzeti sabitleyip kurumsal bir hedefi tutturmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. Efendim işte biraz sonra künefe yiyeceğiz ve soracağız. Nasılmış tadı bakalım hep beraber bizi izleyin. Evet hep beraber masalara gidiyoruz. Öncelikle afiyet olsun. Sağ olun teşekkür ben ederim. İsminizi bir alabilir miyim? İbrahim. İbrahim ben de İbrahim adaşmışık ya. Öyle mi? Ya nasıl bir tat, nasıl bir yerken zevk, nasıl bir anlatır mısınız bize? Künefemizin özellikleri nedir? Niye burayı tercih ediyorsunuz? Ya biz ailecek olarak künefeye bayılırız. Yani evet. her yemekten sonra hatta yemek olmasa bile künefeye gideriz. Evet. Bir künefeciye gideriz. Yemekten sonra niye künefe? Ya tatlı hani yemekten sonra artık adettir. Adet, tatlı evet. alırsınız. Evet. Ama yani bilmiyorum ilk defa yedim gerçekten. Yedim en iyi künefe diyebilirim bu zamana zaten kadar. Zaten bir şey kalmamış yani. Kalmadı ya. Masayı silip süpürdüm yani. İşte gördüğünüz gibi burada mandalina mı kalmış, elma mı kalmış bilmiyorum. Bunu da o yedi ya. Burada mı yedi? Bunu da o yedi. İşte, ben de efendim gördüğünüz gibi ikinci tabak. Valla bir daha ya adaş bir daha görüşmeyelim seninle. Hadi hayır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasıl bir tat? Gerçekten çok beğendim. Yeni açılmış ve çok güzel bir tat. Evet. Yani tatları çok çeşitli ve güzel. Peki bir şey soracağım. Bu evde yapılır mı? Yani yapılmaz. Kesinlikle evde yapılamayacak kadar güzel. Ama künefe, künefeci de yenir. Evet. Evet. Afiyet olsun diyoruz. Teşekkür evet. ediyorum. Haydar Özkan ben. Gayet evet. başarılıydı. Teşekkür ediyoruz çok sana. Artık keyif bölümüne geçtik. Evet. Yemek de keyifliydi ama bitiyor. Her keyfin bir sonu var. Evet. Künefeyi yedik. Burayı niçin tercih ediyorsunuz? Ya ürünleri her şeyi doğal ve lezzetli. Yani örnek veriyorum yediğimiz zaman ağzımızda o tadı sonuna kadar alıyoruz. O yüzden tercih ediyoruz. Evet. Ediyoruz, afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet bizi takip edin. Devam ediyoruz. Böyle gidiyoruz. Gördüğünüz gibi künefe hazır. Bunu hemen biraz sonra yerine gönderin. Nerede yenir? Burada yenir. Neresi burası? Hasır. Hasır. Künefe yediniz mi şimdi? Yedik. Nasıl tadı? Mükemmeldi. Evet. Mükemmel, çok doğaldı, çok lezzetliydi. Ne çok tat aldınız? Yani nasıl bir duygu o? Antep fıstığı, evet özellikle. Olması lazım yani şimdi. Antep fıstığına bayıldım. Direkt Antep fıstığının tadını aldım. Evet. Hemen devam ediyoruz. Tamam. Afiyet olsun çayınıza. Teşekkürler, sağ olun. Nereye diyeceğiz, siz de bir duygularınızı alalım. Çok güzeldi, gerçekten tavsiye ediyorum. Herkese gelmek isteyenler. Peki, soracağım. Hanımlar bunu evde yapabilir mi? İmkanı yok. İmkanı yok. Vallahi. Yapsak biz gelmek diyoruz o zaman değil mi bu sırada? Tabii ki. Evet. Tavsiyeniz nelerdir herkese? Yani nerede gelmesi lazım? Mutlaka gelip Hasır'da künefe yesinler. Evet. Mutlaka. Künefe Hasır'da yenir diyoruz. Künefe Hasır'da yenir. Evet. Efendim işte gördüğünüz gibi künefeyi yemişler, çayı da üstüne içmişler, sohbet bol, gerisi bahane. Aynen öyle. Hadi biz gidiyoruz.